Herkese selamlar dostlar. 18 ve 19 Mayıs iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. Videonun sonunda da sizlere 18 Mayıs'a bir adet ideal kombini önerdim. 2-0-2'lik orandan. Onu şimdiden belirteyim. Şimdi isterseniz direkt başlayalım. Öncelikle skor yarışmasının kazananlarını ekrana vereyim ben. 3 tane skor yarışması yapmıştık 3 günde. Chelsea Liverpool maçının maç skoru kazanan Barkan Berk isimli YouTube kanalının sahibi Instagram'dan yazabilir. Milan Atalanta maçının maç skorunu kazananları Eyüp Çağlayan'la Samet Koç isimli arkadaşımız. Galatasaray adına Demir maçının maç skorunu kazananlarımız ise Salih Çınar'la İlek JR isimli kanal. Instagram üzerinden yazarlarsa bu arkadaşlara katıl Telegram gruplarının linkini atayım. Ay sonuna kadar misafirimiz olsunlar. Bir skor yarışması daha yapalım. Bildiğiniz üzere UEFA Avrupa Ligi'nin finali var. Frankfurt Rangers finali. Maç Sevilla'da oynanacak. Tek maç üzerinden final maçı olduğundan dolayı. Her iki takımda taraftarları burada olacak. Sizce kim kazanır? Maç skoru ne olur? Hatta önden ben bir skor tercihi videonun içinde yapayım. Maçı anlatırken yapayım isterseniz. Şimdi sizce maç skoru ne olur? Yine bilen iki arkadaşımızı katıl telegram gruplarımıza dahil edelim arkadaşlar. Son videomuzda toplamda 6 adet mücadele vermiştik. Bir kombin önerisi yapmamıştık. YouTube üzerinde. Fakat ben kafamda zaten kombin önerim vardı. Katıl Telegram'a tek bir kombin önerisi yaptım bu yüzden. günü kombini olarak Galatasaray maçıyla Juventus maçının KG varını verdim. Zaten bir maç 3-2 bitti diğer maçta 2-2 bitti. Gollü maçlar oynandı. Ondan güzel kazandığımızı söyleyebilirim. Tek bir kombine vardı. Kombineler bize zaten idealden kazandırmaya devam ediyor. Bir sürü sistem yapan var bunlara. Martingale, yüklüsü, müklüsü her türlü kazandırıyor zaten. Geçtim onu. Sağda da aynı şekilde editör arkadaşımızın verdiği bir adet kombine vardı. Toplamda iki adet kombine verilmişti. 15 Mayıs için pardon 16 Mayıs için Rosenborg'un 2 golü Galatasaray maçında KG var. Onun da 1.85'lik ideal bir kombinesi vardı. O da başarılı oldu. Çıtır kuponla kazanmaya devam ettik. Hatta bugün sanırım rekora gidiyoruz canlıda. Bu dar Hemen şöyle göstereyim. Şöyle canlıya başladık biz zaten. Ham United maçı vardı. Toplam gol 0.5 1.62 orandan önerildi. Zaten çabuk geldi bu. Daegu mücadelesi vardı. Takımın ismini ben ilk defa duyuyorum. İzleniyor zaten. Neden oluyor bu maçlar ben size söyleyeyim. Bakın geldi mesela. İlk kere bir gole daha girildi. 45'te geldi bu da mesela. Neden izleniyor şöyle söyleyeyim. Bülten'de çok fazla maç olmadığı için böyle Japonya Ligi'nin falan canlı nesini açıyor. Biz de zaten işimiz bu. Bunları izliyoruz. Bu yüzden canlı devam ediyoruz. Ben şunu göstereyim sizlere. Buradan geçeyim. Sanırım 8'de 8 oldu. Bakın şurada Toplamda 8'de 8 oldu Canlı'da. Hatta son maçta da Bursa mücadelesinde de ilk yerden bir gole girildi. Erken dakikalarda girildi. Hatta maçın açıklaması da yapıldı. Zaten maçın yayını yok. Biraz istatistik, istatistik canlısı ikinci maçın ayağı. O yüzden bir gole girildi. Dakika 45'te gelen golle 9'da 9 şaka gibi diyerekten de ilerledik arkadaşlar. Canlımız da zaten bu şekilde. Bize bilen bilir bilmeyen de diğerlerine anlatır diyelim ve maçlarımıza başlayalım isterseniz. Sizlerden ricam artı 300 üzerinde like seviyesidir. Like'larınız bizim için önemli. Son videoya artı 300 üzerinde like geldiği için ben sizlere bu videoda kombin önerisi de yaptım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Like'larınızı bekliyorum. Başlayalım isterseniz. Adelaide United ile Melbourne City mücadelesi var. Bunlar da yarı final maçları. Hemen ben size Avustralya'nın sistemini anlatayım. Birinci ve ikinci doğrudan yarı finale çıkıyor. İki yarı final takımı çıktı ya. 3, 4, 5, 6 kendi arasında 4 takım maç yapıyor. Onlar kazananlar da yarı finalde ilk 2 ile eşleşiyor. Bu da Adelaide United ile Melbourne City'nin ilk eşleşmesi. Adelaide United'in kendi evinde eşleşme olacaktır. MBS 3 açmışlar buna. Onu belirteyim sizlere. Yani en az 3 maçla birlikte oynayabiliyorsunuz. Bu benim vereceğim ideal tercih. Adelaide United'in genel sezon genelere baktığımız zaman da Melbourne City ile zaten 2 tane maç oynadı. İkisi de 2-2 bitti. Gollü maçlara imza attılar. Ondan ziyade Adelaide United'ın kendi evindeki oynadığı maçlara baktığımız zaman da zaten yarı finale çıkarken de Central Coast'u eleyerekten çıktı burada. 13 maçta o 22 gol mü ne atmış? Yani neredeyse maç başına kendi evinde oynadığı maçlarda 2 gol düşüyor. Melbourne City'yi ben zaten yakından takip ediyorum. Yine zirvede bitirdi. Geçen sezon şampiyon oldu zaten. Bu sezon ama geçen sezon oranla biraz daha düşüşte. Çünkü 3-4 tane kaliteli oyuncusunu sattılar. Onun yerine geçen sezonun yedeklerinden mesela Tilio'yu yedekti. Hiç oynamazdı ilk 11'de. Hep sonradan girerdi. E o ilk 11'de başlamaya başladı. Yerine böyle daha yedek oyuncular, daha genç oyuncuları yer vermeye başladılar. Ben bu mücadelenin keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Adelaide United kendi evinde burada avantajı eline geçirmek isteyecektir. Yener mi bilmiyorum. Melbourne City dengesiz bir takım olmaya başladı bu sezon. İnişli çıkışlı dönemleri var. İdealden KG var önedebilirim sizlere. 1.41 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Frankfurt Rangers mücadelesi. Arkadaşlar bu maça 1 2 3 4 5 tane tercih var. Ama bir dinleyin. En idealden en yükseğine maç skoruna kadar maçı okumaya çalışacağım. Öyle bir tercih yani. Anlatacağım sizlere. Zaten direkt skorumu söylesem 5 tercih de sizler de yapabilirsiniz. Bakın. Şimdi Frankfurt Rangers tarafsız sahada Sevilla'da tek maç üzerinden maç skoru zaten sizlere de sorduk. Yorum'a yazabilirsiniz. Bu maçı şöyle düşünüyorum ben. Şimdi İlk yarıda nasıl oynanır futbol? Eğer erken dakikalarda bir penaltı, kırmızı kat, erken dakikalarda bir gol gelmezse ben bu mücadelenin ikinci yarı açılmasını bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü bakın final maçındasınız. Okey hızlı takımlar, tempolu takımlar ama Rangers kendi mesela deplasmanda tek maç olduğu için Keza Frankfurt'ta şöyle bir oyunu tartmak ister. Neden biliyorsunuz mu? Çünkü 1960'larda en son karşılaşmışlar. Sürekli karşılaşan takımlar değil. Zaten yıllar sonra ilk defa karşı karşıya gelecekler. Önce ilk yarıda kendilerini bir tartmak isterler. Pozisyon olur, gol olur mu bilmiyorum ama dediğim gibi maç asıl ikinci yarıda şekillenir diye düşünüyorum ben. Buradan geçtik. Şimdi en ideal tercih. Şimdi bazıları Rangers tarafına gitmiş. Ben baktım böyle kamuoyuna baktım. Ne bekleniyor maçta diye. Maçta favori Frankfurt. Fakat Rangers tarafına bir sempati var sanırım. Rangers oynanan oyundan mı falan bilmiyorum. Fakat Frankfurt takımı Avrupa'da başka bir boyutta oynuyor. Öncelikle onu belirteyim. Ben buradan sizlere en idealden tercihim. Frankfurt'un yenilmezliği. 0-1 çifte şansı oranı Avrupa'da baktım. 1.37 gibi oranı var. Bizde de 1.25 bine oranı var. Özellikle Avrupa'da oynayanlar 0-1 çifte şansı 1.37 gibi oranlar ideal kombinlerine bence alabilir. Frankfurt'un ben burada finali kaybedeceğini düşünmüyorum. Bunda okey miyiz? Okeyiz. Maçın da... İkinci yarı açılmasını beklediğinden dolayı hangi takım gol atarsa atsın Rangers mi attı? Frankfurt baskıyı arttıracak. Frankfurt mu attı? Rangers baskısını arttıracak. Çünkü final tek maça üzerinden oynanıyor bu mücadele. Şöyle her iki takıma baktığım zaman da zaten kadrolarına baktığım zaman bazı eksikleri var. Mesela Morelos Rangers tarafında yok. Ev sahibinde önemli bir eksiklik. Bunlar muhtemelen oynayacaktır. Önemli şey yok. Yani Rangers tarafında eksikler var da bunlar da zaten uzun süreli eksikler. Roof belki bu maçta oynamayacak. Kemal Roof. Onun dışında bir eksikliği yok. Bu mücadele bence 1.60 gibi orandan bir KG var da gelebilir. İkinci yarıda bir KG var da olabilir onu da belirteyim. KG varın oranı ise 1.60 gibi oranı var. Yüksek orandan az önce bahsettiğim gibi maçın ikinci yarı açılmasını beklediğinden dolayı 1.86'dan en çok gol ikinci yarı denilebilir. Benim de maç skorum burada 2-1'lik bir Frankfurt galibiyeti olduğundan dolayı isterseniz handikap 0'ı 3.70 gibi orandan isterseniz de 2-1'lik skoru 7.85'lik orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Benim tercihim hemen şöyle kısa bir özetmek, özet geçmek gerekirse 2-1'lik bir skor beklentim var Frankfurt tarafına 0-1 çift şansı Avrupa bence çok ideal bir 37 orandan KG var için 1.60 oranı var. En çok gol ikinci yarı onu düşünüyorum. İkinci yarı açılmasını bekliyorum. Frankfurt'un da bu maçı 2-1 kazanmasını bekleyerek ben de Handicap 0'ın 3.70 gibi orandan tekli önerebilirim. Bu kadardı. 19'una geçelim. 19'unda her Berlin Hamburg mücadelesi var. Hamburg yükselmek için elinden geleni yapıyor ki zaten son başında ben yüksek misli olarak yüksek misli oynayan arkadaşlarıma Telegram grubunu önerdim. Hamburg bu mücadeleyi bence yüksek misli olarak e, yüksek misli olarak önerdim. 3-2 kazandı zaten. 1-0'dan 3-1 öne geçti. Kazandı. 3-2 bitti mücadele. Her tabelle bu mücadelede bence güzel bir maç olacaktır. Burada şey diyorlar. Sen 3. olarak ligi bitirdin fakat bizim 16.mızda bir oyuna bakalım. Yenebiliyor musun? Yenemiyor musun? Ona göre üst lige gel diyor. Kısaca öyle bir mücadele. Her tabelle burada avantajı kendi eline almak isteyecektir. Yine benim skor beklentim burada 2-1'lik bir her tabelle galibiyeti olsa bile Frankfurt'un burada en az hasarla çıkmasını bekliyorum. O yüzden burada idealden bir KG var tercihini sizlere sunabilirim. Oranı bence zaten normalin üstünde. Normal KG var oranları ne oluyor arkadaşlar? 1.40 özellikle böyle maçlarda 1.40 oluyor, 1.45 oluyor. Bu maçın KG var oranı şu an güncel olarak 1.59. Onu belirteyim. Hamburg tarafından gol, at gol, gol, bekliyorum. Yüksek orandan da dediğim gibi 2-1'lik bir skor beklediğimden dolayı tek farklı bir hertabellin Berlin galibiyeti alınabilir. Çünkü burada da neden onu belirteyim. Çift maçlı olacağı için her Berlin e burada galip gelmek isteyecektir kendi evinde. Skor beklentim 2-1. KG var bu maçın 1-9 gibi orandan önerim. Yine 2-1'e göre Handicap 0 3 gibi orandan da tekli değerlendirme altına alınabilir. Tek farklı her Berlin'in galibiyeti de değerlendirilebilir. Everton Crystal Palace mücadelesi. Bu maç kombinem aldım da. Allah biraz çekinmiyor değilim. Şimdi Everton son maçına baktığınız zaman da ilk 5 dakikada Richarlison'un kaçırdığı iki tane net gol pozisyonu olduğunu söyleyebilirim. Bir tanesi çok net zaten. Kafa vuruşu çok net dakika 3'te. Dakika 5'te de at atabileceği bir tane vardı. Yan direkten dışarı çıktı. Direğe çarpmadı. Yan direğin yanından dışarı çıktı diyeyim ben size. Crystal Palace oynayacaklar. Zor maç. Everton'un son mücadelesi Arsenal deplasmanı. Arsenal tarafında zaten Tottenham'la işler karışık. Onlar da bu sefer Tottenham'ın puan kaybetmesini bekleyecekler. Everton burada Şöyle düşünüyorum ben. Kazanmak için ya bu maçı ya yumurta sona dayandı. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ama yumurta ne kadar sona dayansa da eğer böyle yenmesi gereken maçta herkes yenseydi Tavşan Tavşanlı spor mu ne vardı? O küme düşmezdi. Anladınız mı? Ondan dolayı burada elinden geleni yapacaktır. Ben şöyle bir tercih yaptım. İdeal olarak Everton'un en son oynadığım maçta Brentford maçı gibi baskılı başlamasını bekliyorum. Ve ilk golü Everton'un atmasını bekliyorum. İdealden 1.42 gibi oranı var onun. İdealde değerlendirecekler böyle bir değerlendirme yapabilirler. Yüksek orandan da Everton tarafına gidelim. Galibiyetine gidelim ama nasıl gidelim biliyor musunuz? oran, oranı alarak gidelim. 3.5 altında 1 yaparsanız da 2.1 gibi orandan Everton'un 3.5 altında 1'in oranı çok iyi. Böyle bir değerlendirme de yapabilirsiniz. İdealden de tek gol ilk gol Everton diyebilirim ben bu mücadelede. Aston Villa Burnley mücadelesi. Bu maçı ben direkt doğrudan yüksek oranlı yaptım ama bir adet de ideal önerebilirim burada. Burada da Burnley'in yumurtası dayandı artık sona. Çıktı çıkacak çıktı çıkacak Aston Villa ile oynayacaklar. Aslında bu maçın yüksek oranı daha güzel. Hatta isterseniz önce yüksek oranla tercihimi söyleyeyim ben sizlere. Ondan sonra ideal tercih edilebilir bu maçta. Şimdi ben mücadele gelenin genelinin 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Onun oranı 1.87. Aston Villa burada alır almaz. Aston Villa'nın zaten bir ihtiyacı mı var? 14. sırada. Alsa burada bir 2-3 sıra oynar, Belki oynar oynamaz. Değişir. Ama Burnley'e baktığımız zaman da 34, 35, 36. Çarşı karışık. Ve Burnley'in de maç eksiği var. Leeds United'a göre. En azından bu maçta bir beraberliği koparmak isteyecektir Burnley takımı. Ben mücadele genelinin 2-3 gol bekletmesini bekliyorum. 1.87 gibi orandan. Burnley'in atacağı bir golde 1.30 gibi oran açmışlar. Daha düşük oran. En azından daha garantiye gidilebilir. Burnley'in atacağı bir gol bence burada gidilebilir. Chelsea ile Leicester mücadelesi. Chelsea de hafta içinde Liverpool'la bir maç oynadı. Aynı beklediğim gibi. Ben o maçı zaten yüksek oran grubunda da YouTube'da da YouTube'da KG var önerdim ama 1-1 gibi skora önerdim. Yani maç sonu 0 bekliyordum. Yüksek oran grubunda doğrudan 0 bekliyordum. 120 dakikalık bir maç oynadı. Yorgunluk olacak mı? Olabilir. Fakat Chelsea gibi bir takım bu tür, bu tür maçlarda. ya yani bu takımlar tempoya alışık. Yani yorgunluğun altına sığınmamak lazım. Arkasına saklanmamak lazım. Lukaku oynayacak, Mason Mount oynayacak, Hakim Ziyeh oynayabilir yine bu maçta. Leicester'da son dönemlerde son iki maçını izleyin. Yani bu takım oynamak isteyen bir takım. Gol de atıyor, gol de yiyor. Kaybettiği maça bakın, sonuç maçına bakın. İzleyin, özetini izleyin hiç yoktan. Takip edin biraz şu Premier Ligi. Gerçekten çok futboldan anlayan adam keyif almaması gibi imkansız yani ki mutlaka keyif alır. Gollü bir maç bekliyorum. Kombineme de aldım. Tek tercih yaptım mücadeleyi. Leicester'da atabilir, Chelsea'de atabilir. Keyfi almadım. Ben gol maçın belki 3-0'a kalma olasılığı da oluyor bu tür maçlarda. 2.5 üstü 1.42 gibi orandan aldım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler arkadaşlar. Doğrudan 2.5 üst tercihini öneririm sizlere. Olympiakos'ta Anadolu Efes mücadelesi. Bu maçın da üstüne biraz düştüm. Nasıl düştüm? Araştırdım yani maçta ne olur ne biter diyerekten de. Şimdi maç öncelikle Sırbistan'ın Belgrad, Belgrad ilçesinde oynanacak. Ee, Stark Arena mıydı? Aynen burada da yazıyor zaten ekranda. Ekrana bakmadan anlatıyorum. Stark Arena'da oynanıyor. Stark Arena'ya baktım ben kaç bin kişilik? 19.662 kişilik mi ne? Şimdi ben baktığım zaman da maç biletlerine baktım. Ne kadar ayrılmış. Yarı yarı ayrılıyor fakat sanırım Olympiakos taraftarı biraz daha fazla olacak. Efes e oranla. Hatta Anadolu Efes tur düzenledi bu maç için. Nasıl bir tur düzenledi? 2000 euroya sanırım. 2000 euroya düzenlemiş olması lazım. 2000 euroya 3 gün mü, 4 gün mü ne bir Belgrad'da tur düzenledi. Maç bileti, otel masrafı vesaire vesaire. Böyle maç dışı şeyler de var. Tek maç üzerinden oynanacak. Ben de bir Anadolu Efes taraftarı olarak da burada Anadolu Efes'in kazanmasını Anadolu Efes'in kazanmasını bekliyorum. O yüzden burada size doğrudan tercihim maç sonu 2 olacak. 1-4 gibi orandan zaten maçın favorisi Anadolu Efes tarafsız sahada oynanacağını da belirteyim arkadaşlar. Onun dışında şöyle baktığım zaman da yüksek oranını önermeyin Yüksek oranını yüksek oran grubuna kalsın. Ya yani Düz buradan Anadolu Efes'in galibiyetini bekliyorum. Mistich Larkin gibi isimlerin ön plana çıkması gerekiyor diyerekten geçeyim. Ve kombinelerim ekrana gelsin isterseniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür edelim. Kombinelerimle sizlere önerebileceğim Beylerden dolayı kombine önerisini yapıyorum. 2 oranlı kombine x 0 2lik ekranda gördüğünüz üzere Everton'un um ben yine son maçtaki gibi baskılı başlamasını bekliyorum. İlk golü Everton'dan bekliyorum. Bu ilk gol, ilk gol olayı biraz riskli ama yapacak bir şey yok. Chelsea'nin maçına başka maç bulamadım. İlk gol Everton diyorum. Chelsea ve mücadelesine de 2.5 üst diyorum. O maçın da golü geçmesini beklediğimi zaten belirttim. O yüzden bu yönde bir ideal kombinam var. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.